Evet Serkan Aksarı, şu anda Bujdur mülteci kampındayız. Cezayir'in güneyinde sınıra yakın bir bölgedeyiz. Burada 15 bin Batı Sahra'dan gelmiş mülteci yaşıyor ve buna benzer 5 tane daha yakınlarda kamp bulunuyor. Buraya Polisario cephesinin bir etkinliği için geldik. Yazarlar ve Gazeteciler Birliği burada bir sempozyum düzenliyorlar. Batı Sahra neler yaşıyor diye. Yanımızda Ali Rıza Taşdelen var. Kendisiyle birlikte geldik. Şu anda kameramızda da Zafer Abu Alpugan arkadaşımız var. Üçümüz uzun bir yolculuğun ardından geldik. Şimdi Ali Rıza Bey'e dönelim. Kendisinden dinleyelim. Ali Rıza Bey, şimdi dün gece geldik buraya. Mülteci kampına doğrudan bizi getirdiler. Uzun bir yolculuk oldu. Neden buradayız? Bu mülteci kampı neden var? Batı Sahra sorunu nedir? Bir izleyicilerimize aktaralım isterseniz. Şimdi Batı Sahra sorunu Afrika'nın kanayan bir yarası. Yani bağımsızlığına kavuşmamış tek sömürge ülke. Bugün Fas'ın işgali altında esas olarak. Sizin de belirttiğiniz gibi Yazarlar Birliği'nin daveti üzerine birçok ülkeden gazeteciler geldi. Yani Küba'dan, Venezuela'dan, Rusya'dan, İspanya'dan, Avrupa'dan. Biz de Aydınlık ve Ulusal Kanal olarak burada bu şansı elde ettik. Yerinde gerçekleri gördük. Bugün konuşmacılar esas olarak dünya kamuoyunun Batı Sahara sorununa, duyarsızlığına dikkat çekmek. Burada medyanın çok önemli olduğunu ve bunu ülkelerimizde, biz Türkiye'de Batı Sahra'nın bu durumunu anlatacağız. Diğerleri de gidip orada anlatacaklar. Bunu talep ediyorlar. Zaten biraz bu öğlenden sonra Dışişleri Bakanı ile görüştük kendisiyle. Onun da esas amacının dünyada bir duyarlılık yaratmak, unutulmuş bir sorunu dünyanın gündemine getirmek. Nedir bu unutulmuş sorun? 50 yıldır süren bir işgal söz konusu. İşgal Fas tarafından işgal edilmiş ve bu işgalin arkasında da esas olarak o dönemde Kissinger'in dışişleri, eski dışişleri bakanı Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri var, İsrail var ve Fransa var. Aslında dünyada sorun aynı. İsrail'deki Filistinlilere yapılan zulüm, orada da o mültecilerin halini biz burayı görünce orayı tekrar hatırlamış olduk. Bunun arkasında Amerikan emperyalizmi var. Ukrayna'ya bakıyorsun, durum aynı. Dünyadaki cepheleşmeyi burada da görüyoruz. Esas olarak Batı Sahra sorunu emperyalizme karşı bir mücadele sorunudur. Şu içinde bulunduğumuz kamp aşağı yukarı 47 yıl olmuş ve burada 5 tane birbirine yakın kamp var, mülteci kampı ve toplam 180 bin kişi çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Yani burada bunu gördük, şahit olduk hakikaten. Çok zor şartlarda yaşıyorlar. Ama güler yüzlü insanlar, candan insanlar, mücadeleci insanlar, ondan da şevk aldık. Bu arada izleyicilerimizle de paylaşalım. Bizler burada mültecilerin evlerinde kalıyoruz. Yani burada mülteci statüsüne düşmüş insanlar bize evlerini açtılar ve bizle yemeklerini paylaşıyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Siz Dışişleri Bakanı ile yaptığımız röportajı söylediniz. Sadece Dışişleri Bakanı ile de görüşmedik. Polisario cephesinin önderliğiyle de görüştük. Özellikle Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'la tanışmak istediler. Kendileriyle tanıştık. Aslında onlar da İsrail, Fransa ve ABD'nin Fas'a verdiği desteğe dikkat çektiler. Evet. Yani aynı şeyi zaten onlar yaşayarak görüyorlar, biliyorlar. Yani İçişleri ve Dışişleri Bakanı bilecek tabii bunu, değil mi? Biz orada şu soruyu da ekledik. Dedik ki yani yeni bir dünya doğuyor. Bu yeni doğan dünyada Atlantik cephesine karşı Çin'in ve Rusya'nın başını çektiği bu dünyayla ilişkiniz nasıl? Onlar bu meseleyi nasıl bakıyorlar diye sorduk. Tabii onlar çok genel bir şekilde Birleşmiş Milletler'in kararının, yani referandum kararının uygulanmasını savunduklarını söylüyorlar. Bunun yeterli olmadığını söylüyorlar. Bu yeterli değil. O dünya, yani yeni gelişen dünyanın daha büyük desteğini bekliyoruz. Çin'in, Rusya'nın, özellikle Türkiye'nin altını çizdiler mesela. Türkiye bizi daha iyi desteklemelidir. Türkiye bizi daha iyi anlayacaktır ve Türkiye'nin desteğini bekliyoruz. Çok teşekkürler Ali Rıza abi. Serkan Aksarı, söylediğimiz gibi Batı Sahra'dayız. Buradaki mülteci kampındayız. Afrika'nın Filistin'i, burada yaşanan olayları biz de derinlemesine anlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili hem Aydınlık Gazetesi'nde hem Ulusal Kanal'da yayınlarımız devam edecek. Biz burada çalışmalarımıza devam ediyoruz.